Sevgili izleyenler, Azerbaycan'da Bakü merkezde bulunan bir papakçının önündeyiz şu anda da. Papak biliyorsunuz Azerbaycanlıların hem halk danslarında sıklıkla kullandıkları ve sadece halk dansları değil aynı zamanda kışın da giydiği bir şapka çeşidi, kuzu derisinden yapılıyor. Peki papak nedir? Kaç çeşidi var? Onları öğrenmek üzere içeride çok güzel bir abimiz var. Hem kendisine kolay gelsin, hayırlı işler diyeceğiz, hem de papağın öyküsünü kendisinden dinleyeceğiz. Hadi gel. Hayırlı işler, merhaba. Merhaba. Sabir abi, nasılsınız, iyi misiniz? Çok sağ olun. Allah iyilik sağlık etsin. Lütfen oturun. Ben de şöyle oturabilir miyim biraz? Buyurun. Haydi bakalım. Evet sevgili izleyenler, Sabir amcamız Bakü'nün en ünlü papak ustalarından. Yaş kaç Sabir abi? 60. 60 yaşındasınız. Evet. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? 30 yıldır. 30 yıldır papak yapıyorsunuz. Evet. Papak sadece özel günlerde Azerbaycanlıların giydiği bir şey değil, değil mi? Aynı zamanda bir de hatta en başta papak giyilir mi, takılır mı? Her ikisinden ifade etmeyi olar. İkisi de olur yani. Olur yani, sinonimdi bu. Evet, sinonim yani eş anlamlı sevgili izleyen. Yani ayrı ne maraklandırırsa suallarınızı verebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Efendim ben şeyi merak ediyorum. Bu sadece özel günlerde halk dansları topluluklarının giydiği bir şapka değil bu. Aynı zamanda kışın normalde Azerbaycanlılar giyiyorlar, kullanılıyorlar bunu değil mi? Evet, buyurun. Evet. Sabir amca, bunların hepsi gerçek kuzu derisi mi? Evet, tabii kuzu deriler. Tabii. Esasen bunlar, bu növ cinsler Orta Asya'da, yani Özbekistan'da olan Semerkand'da, Bukhara'sında bir meşhur Bukhara deriler diyorlar. Bunlar özellikle orada yetişen koyunların, kuzularının derileri. Evet. Özbekistan'dan, Semerkant'tan geliyor. Evet. Peki bu tabii bir renk mi? Yani ben şimdi şöyle, bu renkte kuzu hiç görmedim. Bu tabii renkti. Tabii rengi boyaktan ayırmak için onun arka tarafına bakmak kifayet ediyor. Yani, ama mesela boyak derilerinin rengi arkası da bile boyak olur. Evet. Peki böyle bir papak yapıyorsunuz. Ne kadar zamanınızı alıyor bir papak yapmak? O yine de onların modeline asıldı esasen. Hangi ama tür papak oldu? Ama hesapla haradasa 5-6 saat müntezem işlesen bir papak meydan ortalığa çıkabilir. 5-6 saat muntazam çalışıldığında bir papak yapılabiliyor. Peki beyaz rengin ne manası var mesela? Beyaz renk kişiler papak koyduğunu tesadüf etmemiş. Ama şurada ama beyaz papak var. Beyaz papak o koyun, onlar rakkaslar olur sonra. Kabakçı çobanlar. Rakkasları. Anladığım kadarıyla papak, manto ve ayakkabı aynı renk olmalı, doğru mu? Esasen heyli olsa daha güzel bir, yani simetrik. Simetrik olur. Göz açan şey güzel değil mi? Ha, böyle. Peki, burada bunların şekilleri de farklı farklı. Yani kimisi şöyle pofuduk, tüy gibi. Efendim. Kimisi de böyle birazcık şapkamsı. Mesela şunu bir alabilir miyim? Buyurun. Mesela bu da ayrı bir çeşit böyle. Bunların bir manası var mı? Yoksa bu sadece öyle görsellik olsun diye mi? İmumi baş örtükleri gitgide inkişaf edilse insanlar. Onlar yeni modeller keşfedilir. Ya şunlar çok komik görünüyor ama amca ya. Ben bir takabilir miyim birini başıma? Şöyle iki elime çıkarayım da şey, adet bozulma. Güneşli havada da böyle vurur mu bu? İstikleşmesin bakalım. Güneşli zamanlarda da başlarına böyle papatlar takarlarmış ki başlarına güneş geçmesin diye. Çok güzel oldu. Bir aynaya bakabilir miyim? Çok güzel. Saçlarım gözüme geliyor. Burnuma değmese iyi ama şey, gıdıklıyor. Peki böyle bir papak kaç para acaba? Bu papaklar da müxtəlif növlərindən asılıdır. Ancaq bizim Azeri puluyla 50 manat. 50 manat. 50 manat 100 liraya tekabül ediyor sevgili izleyenler. 100 lira. Peki bu papağın ömrü nedir? Ne kadar kullanabilir biri bunu? Papağı da yine korumağın koruma şartıyla. Şartları var. Yani ona herhangi bir kimyevi değdirmemek lazım. İstifadə etmək lazımdır. Xüsusi dərləri qoruyan həşəratlardan. Belli kimyəvi maddələri kullanmak durumundasınız diyor. Onları zaten burada tarif ediyorlar efendim alırken ki hani bu deridir, en nihayetinde canlıdır ki zamanla bozulmasın diye. Ben bu arada kaşındım, bunu çıkarabilir miyim? Bir burnuma değiyor. Evet. Ayrı vasitələr de var papakları korumak için. Yani
qədim üsulla, dədə-baba üsuluyla onlar harasa yovşan bitkiləri var. Sonra qoz yarpaqları. Və yaxud tütün məmulatları. Tütün bilirsiniz o sigara. Bilirəm, iyi bilirəm. Hə, ondan səpirsən onları o bəzi tük dəri yiyən həşəratlardan qoruyursun. Vay be, gördünüz mü sevgili izleyenler? Böyle papak aldıktan sonra hadi aldım bunu ömrü billah kullanayım diye bir şey yok. Ona bazen tütün özüyle, tütün yapraklarının kenarlarıyla bazen başka bitkiler onları tarif ediyor şu anda. Bunları kullanarak bunların bakımını düzenli olarak yaparsanız uzun yıllar boyunca kullanır mısınız? Ne kadar güzel. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah size hayırlı ve uzun ömürler versin. Bu işi, bu geleneği de böyle yaşatmak için sizi vesile kılmış. Bence bu daha uzun yıllar devam etsin inşallah. Çok memnun oldum. Hürmet ediyorum. Var mı Türkiye'ye bir mesajınız? Türkiye kardeşlerimize hamısına can sağlığı arzuluyorum. Ve uğurlar. Yani harda bir hoş sözler var. Onlar arzuluyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.